Yani herkesi mi doktora aratıyorlar? Volkan Uygun Uçak kafasına göre her doktor arayabiliyor ama ilk kez bir avukatı aradığını şahidim. O da siz. Başka avukatlar arıyor mu bilmiyorum. Volkan Uygun Uçak sizi niye arıyoruz? Adam doktor ve onunla bir ilişkisi yok. Sadece sağlık durumları ile ilgili, çalışanların sağlık durumları ile ilgili şeydir. Geldik kaldı ki sizi araması gereken Bora Altaş'tır. Yöneticisi veya avukatıdır. Kendi şahsi avukatıdır veya şirketin avukatıdır. Olayın şeyine göre, yani oradaki şeylerine göre. Efendim. Erman merhaba. Merhaba. Avukat Osman, sildin herhalde numaramı. Hayır, silmedim. Duruyor numaranız. Nasılsın dostum, iyisin? Vallahi Osman Bey, hiç de iyi değilim ama. Ne oldu, geçmiş olsun. Biliyorsunuz durumlarımı. Yo, bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Hani bir senedir no. konuşuyoruz, hiç bilmiyorsunuz. Neyi konuştuk? Benim duruşmalarım şu anda hangi aşamada Osman Bey? Ya dostum, o dağda ben sana dedim ki bak 700 lira getir dedim, hatırlarsan. O açalım dedim, senin duruşmanla alakası yok ki. Bunun bir şeyi de yok. Neydi? Bir kaybımız da yok. Sürekli faiz işliyor. İstiyorsan açalım davanı ama burada sen pazartesi müsait misin? Hayır, müsait değilim. Bundan sonra Osman Bey konuşmak istemiyorum. Siz beni çok oyalıyorsunuz. Ben daha önce sizinle görüştüğümde Osman Bey'i açalım dediğimde acil mi diyorsunuz? Ben önemli olduğunu vurguladım. Dedim ki hatta önden ödeme yapayım size. Siz benim için bekledi, hani biriktir dediniz. Daha sonra zaman geçiyor. Diyorum ki açalım diyorum. Tamam, 14'ü gelsin açalım diyorsunuz. Tamam, aramızda paranın lafı yok. Ama annemi aratıyorum. Anneme diyorsunuz ki ya abla, o çok önemli bir dava değil diyorsunuz. Hayır, annene bak şunu dedim ben. Öyle değil, istersen senin yanında konuşalım. Önemli bir dava değil demedim. Bu dedim, zaman aşımı süremiz var bunda dedim. Tamam mı? Ama dedim yani eğer dedim getirirse parayı açarız dedim. Bir ikincisi, normalde bu kıdem tazminatı olduğu için 5 yıllık süremiz var. Sen de masraf getiremedin. O arada da seni bankadaki ben şeyine... Ben bu hususta annem için annemi arattırdım size. Ama siz bu hususta hiç yanaşmadınız. Madem paranın Annenin... lafı yok aramızda, bu hususta bir şekilde mutabakata vardık sizinle. Ya Ben tamam size da zaten annen... önerdim mi? Osman Bey, 2000 lira param vardı o zaman. İcra geldi Osman Bey dedikten sonra, iyi o zaman parayı getir demeye başladınız. Annemi aratıyorum. O zaman da hiç yanaşmıyorsunuz buna. Bu ödemeyle Hayır. alakalı bir şey değil. Osman Bey, bu ödemeyle alakalı bir şey değil. Neyle alakalı? Bilmiyorum. Ben size farklı bir şey soracağım. Ben size Sor. Nalan Canan mail attı. Böyle böyle oldu dedim. Sizin yanınıza geldim. Siz Evet. ben yazılı iddia çekmeyi nasıl yapabilirim dedim. Siz bana dediniz Evet. ki ben iddia çekeyim dediniz ve çektiniz. Daha sonra sizi Desmert'in aramışlar. Bana bunu niye söylemiyorsunuz? Beni aradıysalar ben yeryüzünün en adi, en şerefsiz adamıyım. Bana bunu gel kanıtla, tamam mı? Ne istersen yaparım. Beni Desimer'den kimse aramadı. Bir, ikincisi niye arasın beni ya? Ve arayıp ne diyebilir yani? Volkan Ben Uygun inandım. Uçarlar diye bir isim tanıyor musunuz? Duydunuz mu? Ne hocam? Volkan Ne? Uygun Uçarlar diye bir isim tanıyor musunuz? Volkan Uygun Çağlar. Onunla Aynen. doktor mu bu? Evet. Onlar bizi senin bu olay vardı ya hani biz onları aradık. Dedik ki arkadaş niye bu iş yerinde mobbing uyguluyorsunuz buna diye. Tamam. O tarihte ondan sonra hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunacağım deyince o tarihlerde yanılmıyorsam bir veya iki gün sonra beni aradı. Olabilir, doktor aradı. Dedi ki böyle böyle biz buna uygulamıyoruz dedi. Ondan sonra oradaki personeli savunmaya çalıştı. Valla ben onu bunu bilmem dedim. Müvekkilime karşı oradaki dedim yapılan o tür psikolojik şeyler, işkenceler falan dedim devam ederse vallahi dedim hepinizin hakkında suç duyurusunda bulunurum dedim. Konu bu minvalde geçti yani. Aksini söyleyen varsa yüzleşmeye hazırım ben. Ben bunu sordum az önce. Bana hayır, kimse aramadı dediniz. Şimdi aradığınızı Hayır, mı diyorsunuz? bunu sormadın sen bana. Sen bana dedin ki oradan seni bu davayı açmamak için birisi aradı mı diye Hayır. sordun. Şimdi, Bir o aradığım minvalde mi? aramadıklarını sordum sadece. Efendim. İşin aslı, kime sorsam Osman Veli davamı açmadı dediğimde da aynı şeyi söyledi. Osman Veli'yi ya tehdit etmişlerdir diyor, ya
bir şey olmuştur. Yani bu konuda sizinle ilgili bir durum. Allah Allah. Ve herkes bunu söylüyor. Peki. Resmi iletişim bunu yapıyorsa ki Osman Veli'ye kesinlikle aradıklarını da söylemiyor bana. Var böyle bir ihtimal. Siz böyle bir zan altındasınız zaten şu anda. Kaldı Allah ki yemin ediyorsunuz böyle bir şey yok diyorsunuz. Ve beni Evet. ikna ediyorsunuz. Evet, böyle bir şey yok, tamam. O zaman bak ben vekalet verdiğimde, vermeden önce hatta Evet. bana vekaletini ver ve gerekli şu şu evrakların varsa onları gönder. Ne evrakın varsa onları gönder. Bir değerlendirme yapalım diyor. Ben evraklarımı gönderdiğim anda şu 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 yolu izleyeceğiz diyor. Ama Osman Bey'le ilk geldim sizin yanınıza. Diyorum ki ne yapalım? Darptı mı gördün? Evet. Yani şiddetli mi gördün? Evet. O zaman bir şey gelsin ondan sonra bakalım. Hani gelsin bakalım, olsun bakalım, bir karma olsun bakalım. Hani silsile devam ediyor bu şekilde. Şimdi Ama bak, hal sizin halime buradaki izlediğiniz yönteme bakıyorum, oyalamaya yönelik. Ya diyorum görüştürürüm mü sizi? Olur mu öyle şey? Benim ben birlikte nasıl yapayım? Hani aynı bebeği iki doktor doğurtursa sakat doğar. Bu kadar bilgilisiniz. O zaman ben size söz söyleyemem. Osman Bey, Estağfurullah. siz benim ayağımı bu şekilde bağlamış oldunuz. Desiniz ki ben yoğunum şu anda, işim var, yapamayacağım. O zaman ben giderim. Veya ben kendim yaparım. Veya işte vekalet veririm ya da sizin vekalet vermenizi isterim. Yetki belgesi. Yani bir çözüm üretirim ama bu konuda siz beni bağlıyorsunuz. Sizin de hala işe iade hakkınız vardı. Bununla ilgili hiçbir şey bahsetmediniz bana. O konu hiç konuşmadın bile. Öyle bir talebin olmadı bile. Ben de o Osman Bey, konulara öyle bir hani hakkım benim olduğunu bilmiyordum. Bakınız, sizin benim böyle bir talebim olmadığını söyleyerek siz beni şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Sen bunu biliyordun. Aynen şu anda desme iletişim yaptığını bana yapıyorsunuz. Sen bunu biliyordun ve sen bana söylemedin. Hayır, öyle bir şey yok. seviyeye gelecekti. Bu seviye, yani bu noktaya gelmesine gerek yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani Gerek ben yoktu, sana evet. Gerek yoktu yani ama bu açıkçası seviyeye bunu geldi. çözemeyeceğimiz bir şey değildi. Bir, ikincisi da sana Desimer'den Osman Bey çekinmiştir dediğine ben ihtimal vermiyorum yani. O İşin yani iyi ilginç kötü. yanı ne biliyor musunuz? Herkes buna ihtimal veriyor. Allah. Ben ilk düşündüğüm şey bu oldu. Acaba dedim. Çünkü siz bana telefon görüşmesini söylemediniz. Acaba dedim. Ne konuştular? Tamam Ben olsun. nasıl tanık olacak? Duyum da tanık olacak. Sizin söylediğiniz gibi olacak. Ne olacak? Ama işte Benim duyma oğlum ama şu kadar sürede çalışamıyor diyecek. Çünkü çalıştığı zaman korkuyor diyecek. Bir şey diyecek. Ben de yatacağım hastaneye ve hastanedeki 7 imzaya göre de karar çıkacak. Bu. tamam. O Ben her zaman türlü delil üretirim. Hiç problem değil. Siz bana çözüm üretin. Yeter bana. Ama siz bana çözüm üretmek yerine başka türlü gelirsiniz. Ben o zaman sizinle alırım karşıma. Baroya anladım. verdim. O zaman Baroya vermemin anladım. sebeplerini söyleyeyim. Ben size yazdım. Siz okumuşsunuz. Alelade acelece yazmış. Acemice yazmış diyorsunuz. Ben orada daha sizin arkadaşlarıma karşı yüzümü kararttığınızı yazmadım. Öyle bir şey yaptınız olsa, öyle bir duruma gelecek olursak eğer, ben sizin hiç bilmediğiniz, hiç görmediğiniz adamları bile tanık çıkartırım. Ondan sonra da siz zor duruma düşersiniz. Ben bunları Ne istemiyorum. gibi? Ben bu şekilde tartışmak istemiyorum sizinle. Arkadaşıma karşı diyorsunuz ki ben avukatım, bak benim sicil numaramda, bu benimle böyle konuşamazsın diye tartışmaya giriyorsunuz. Konu ne? Arkadaşınla ne konuda tartışıyorum ben? Boş verin, siz hatırlamıyorsunuz demek ki. O zaman karşınıza çıktığında görürsünüz. Ben bu şekilde sizinle tartışmak istemiyorum. Ben Tamam. bu desme iletişimle ilgili problemimi çözeceğim. Ama sizinle, ama sizsiz. Ben size ödeme yapayım dediğimde ya da annem bakın Ocak ayında demiş size ki ben bunu şimdi öğreniyorum. O zaman niye bana bunu bu şekilde yanaşmıyorsunuz? Burada bir çelişki var. Ben bunu anlamak istiyorum. Ve sizin buradan anladığım kadarıyla bir sorumsuzluğunuz var. Pasif eylemden öte sorumsuzluğunuz var. Siz benden daha iyi biliyorsunuz ki hukuk çok kutsal bir şey ve bunun için yemin ediyorsunuz siz. Sizin her gün Şey. gidip geldiğiniz yer, siz mahkemeyi bilirsiniz. Ama Yok yok, şu demek. dışarıdaki bir vatandaş mahkemeye dedi mi?
Polis dedi mi, hakim dedi mi, savcı dedi mi, Allah diyor. Anlatabiliyor muyum? Ben sana bu mücadeleden vazgeç demiyorum. Bak, bu mücadeleni... mücadeleden vazgeçmem zaten. Siz deseniz de vazgeçmem. Ama sizin Tamam. yapmış olduğunuzu ben kabul edemiyorum. Neden mi? Diyorsunuz ki davayı açsak ne olacak diyorsunuz. Bunu diyemezsiniz. Hani bu davayı küçültüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin gözünüzde mahkeme aslında küçük bir şey. Dava Hayır, küçük bir şey. mahkeme değil bak. Hayır. Davaya Şimdi... gitmek ya da mahkemeye gitmek Hayır. nasıl bir şey Bak, olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bana bunları İşte demeye ben... hakkınız yok. Ya da anneme bu şekilde etkilemeye hakkınız yok. Tamam, şunu söyledim ben annene de. Beni de tanık olarak yazabilir dedim. Madem ben öyle Ya etkilemiş sizi olsam niye tanık sen... olarak yazacağım tabii. İstersem tanık olarak yazayım. Siz gene Ya... hakkınızı savunursunuz. Ve yine çıkar Peki. noktası bulursunuz. Ve ben de evet doğru derim. Yine aklarsınız kendinizi, problem değil. Ama burada verdiğiniz ifade bizim için çok önemli olur. Neden biliyor musunuz? Volkan Uygun Uçar denen şerefsiz gibi diğer şerefsizler de sizi aradıkları gibi diğer avukatları veya sağlıkçıları arayıp rapor yazmayın diyebilecek kadar şerefsiz bunlar. Ve siz Beni bunu aramadı bu. bir Hayır, defa beni aradı. aramadı. Bir defa aradı. Hangisi? Volkan Uygun Uçar. Hayır, beni sadece doktor aradı. Doktor Günahına işte girme. o. Bir defa aradı, evet. Bir defa Ama aradı. şunu deme, şunu Bunu demedi neden yani bana. aradı? Neden aradı? Böyle her şeyi zırt pırt aramayın demeye getirdiği için aradı. Ve siz o günden sonra bir daha bu duruşmalarla ya da davayla ilgili ilgilenmek istemediniz. Siz DESKA Tamam. iletişimin avukatlarını tanıyor musunuz? Hayır. Tanımıyorsunuz. Keşke Yemin ediyorum tanıysanız. tanımıyorum. Keşke Kim tanıysanız. o? Bilmiyorum. Vardı şeyimde de hatırımda değil şimdi. Umurumda da değil. Ne? Ve bir kere görüşün, konuşun, tanışın demek isterdim. Bu adamlar her türlü resmiyeti illegal şekilde kullanıyorlar. Ve gerekirse de sizi aradıkları gibi herkesi arayabiliyorlar. Ve herkes Avukatlar. etki avukat olabilir. Volkan Uygun Uçar. Volkan Uygun Uçar niye arıyor sizi ya? Hiç düşünebiliyor musunuz bunu? Volkan Uygun Uçar doktoru. Doktor niye arıyor sizi? Ya doktor. Bunun yerine neydi o, Nalan Canlı'nın avukatı veya müdürü niye aramıyor da Volkan Uygun Uçar arıyor? Bir tezat yok mu ortada? Farkında değil misiniz Osman Bey? Şimdi Volkan'ın beni niçin aradığını benim bilebilme şansım var mı? Adam bir de şöyle bir durum oldu. Niçin Telefonum aradığını işte çaldı. ben de size izah ediyorum. Bu ortada. Ve siz bunun farkında değilsiniz. Ve diyorsunuz ki beni etkilemediler. Ama etkilemeye çalışmışlar. Ama adam onu şöyle bir şey söylemedi bize Bir ya. yol Yani bulsaydı etkileyecekti. Bakın böyle yapıyorsunuz ama bu doğru değil diyecekti. Ve demeye o zaman gittiğinde de sizinle baktı ki karşısında duran adam bayağı iyi konuşuyor. yani herkesi mi doktora aratıyorlar? Volkan Uygun Uçar kafasına göre her doktor arayabiliyor ama ilk kez bir avukatı aradığına şahidim. O da siz. Başka avukatlar arıyor mu bilmiyorum. Volkan Uygun Uçar sizi niye arıyordu? Adam doktor ve onunla bir ilişkisi yok. Sadece sağlık durumları ile ilgili, çalışanların sağlık durumları ile ilgili şeydir. Geldik kaldı ki sizi araması gereken Bora Altaş'tır. Yöneticisi veya avukatıdır. Kendi şahsi avukatıdır veya şirketin avukatıdır. Olayın şeyine göre yani oradaki Bora, şeylerine göre buradaki bir tezat yok. Bora Altaş beni Bora Altaş beni aramadı, hayır. Aramadı işte. Ve ertesi gün görüştüğümüzde Bora Altaş bana şunu soruyor. Avukatı ne diye buraya arıyor? Bana savunma hakkını ben onu verdim dedim. Aslında avukatım orayı ne diye arıyor derken orada normalde ben sen değil bir başkası Hukuksuzluk mu olsa var aramam. burada dedim. Sorduğu şey hukuksuzluk mu var burada? Sizce yok mu dedim. Tamam o zaman bundan sonra avukatınla muhatap oluruz. Senle değil dedi. Toplantıyı bitirdi. Kendisi aramadı Kendisi sizi aramadı işte. Mesele de bu Osman Bey. beni. Kendisi aramadı ama beni şimdi numarasını ben doktorun numarasını bilmiyorum. Beni cep telefonundan aradı. Beni aradığı Önemli değil, zaman da önemli değil. Sizi aradı mı? Sizinle konuşmuş mu? Ben Volkan Uygun Uçarlar diye birini tanıyor musunuz? Sizin doktor mu dediniz? Biliyorsunuz siz bayağı. Bu adamlar ohsas 18 bin biri almışlar. Neden almışlar? Nasıl almışlar? Çok şaşırıyorum. Bunların iddiasına göre merdivenler, yangın merdivenleri çok tehlikeli. Klimayı açarsam arkadaşlarım hasta oluyor.
Zaten pencereleri alüminyum doğrama, içerisi sıcaktan ölüyorum, takım liderleri püfür püfür havada oturuyor. Ben çalışma şartları altında zorlanıyorum, bu adamlar olsa 18 bin belgesini alıyor. Nasıl alıyor? Ya bu adamların ne yaptığını siz farkında değilsiniz Osman Bey. Evet, bu adamların yani ben bu kadar... Bakın Yani size İTÜ'yü... başka iddiada bulunayım. Bu adamlar kurumlarla anlaşıyorlar. Diyorlar ki 15 bin tane 1500 tane çalışanımız var. O diyorsunuz. Bu kadar çalışan bize gelse biz para kazanırız diyorsunuz. Bir anlaşma yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki sadece takım liderleri, yöneticileri geliyor ve sizinle çalışıyor. Geri kalan hiçbir personel sizinle çalışamıyor. Desmer Club'a üye olan şirketlerimiz yüzde şu kadar indirim, şu yüzde bu kadar indirim. Hadi diyelim ki indirimlerden faydalanıyoruz. Bunların anlaştığı kurumlar sosyo-kültürel olarak bizim gidip de alışveriş yapabileceğimiz yerler değil. Bunları düşündüğünüz zaman bu adamlar kas sistemini öyle bir kullanıyor ki, nüfus gücünü öyle bir kullanıyor ki siz bunu fark etmemişsiniz. Volkan Uygun Uçarları Yani arıyor diyorum. Yöneticisi mi araması gerekiyor, avukat mı araması gerekiyor diyorum. Siz de bu konuda şüpheye düşüyorsunuz şu anda.